Merhaba. 22. dersimizin alıştırmalarını çözelim. Kısmi sıralama bağıntısı alıştırmaları. Bir numara. ABCD kümesi vermiş ve bunda şöyle uzun çok elemanlı bir bağıntı yazmış. R bağıntısı. A şıkkında sorduğu şey R bağıntısının bir denklik bağıntısı mı yoksa kısmi sıralama bağıntısı mı olduğuna bakınız diyor. Burada denklik bağıntısıyla kısmi sıralama bağıntısını birbirinden ayıran yegane şey bir tanesinde simetri özelliğinin olması, diğerinde ise ters simetri özelliğinin olması. Burada ters simetri özelliğiyle çelişecek olan şeye bakarken eee tersiyle birlikte var olanlara bakacağız. Yani tabii ki birinci ve ikinci parçaları birbiriyle aynı olmayanlar. İşte burada A, A, B, B gibi işte şeyler bunlar sorun çıkartmıyor C, C Ama mesela bakın burada ben hemen şunu fark ettim. Şu B, C ve CB her ikisi de burada var. O zaman biz hemen şöyle yazabiliriz. Bu BC ikilisi bizim R bağıntımızda ve CB ikilisi de bizim R bağıntımızda. Eğer ee, bu şey bizim ters simetrik olacaksa, o zaman buradan b eşittir c olmalıydı ama tabii ki b ile c birbirlerinden farklı yani böyle diyeceğiz ama b eşit değildir c yani e, r ters simetrik değil. Peki simetrik mi? Şimdi burada BC ve bunun tersi CB var zaten. Bakalım diğerleri var mı tersleriyle. Ee, yine birinci ve ikinci parçaları aynı olanları hiç düşünmüyorum. Ee, AC var, tersi CA burada. AD var, tersi DA burada. BD var, tersi DB burada. AB var, tersi BA burada. BC var, tersi CB burada. Yani tabii ki çok açık ki burada ee, R bağıntısı simetrik. Şimdi gelelim B şıkkına. Eğer B kümesi A, C, D alırsak R'nin B'ye kısıtlaması ya da B'ye indirgenmiş bağıntısına bakınız ve bu bağıntının kısmi sıralama bağıntısı olup olmadığını söyleyiniz diyor. Yani kısıtlamayı alırsak daha küçük bir kümeye indirgenmiş olan bağıntıyı alırsak acaba bu kısmi sıralama bağıntısı özelliğini taşıyacak mı? Hemen ona bakalım. Yani burada o zaman e, şu R'nin B'ye kısıtlamasını bulmak için yapacağımız şey bu R'nin içerisinde A'yı, C'yi, D'yi içeren her şeyi alacağız. Yani mesela ilk bakıyorum ben A, A'yı görüyorum onu aldım. B, B'yi almayacağım çünkü burada yok. A, C'yi alabilirim çünkü A da C de bizim bu B kümesinde var. sonra C, A'yı alabilirim tabii ki. Sonra A, D'yi alabilir miyim? A ve D burada var. O zaman alırım. A, D'yi alıyorsam D, A'yı da alırım. Ne varsa hepsini alıyorum burada. A, C, D tarafından oluşturulmuş. Başka D, A dedik. A, D. B, D alabiliyor muyum? B olmadığı için alamam. Dolayısıyla D, B'yi alamam. A, B'yi alamam. Çünkü B yok. B, A'yı alamam. C, C'yi alabilirim. Onu da indirdim aşağıya. D, D'yi onu da alabilirim. D benim kümemde var çünkü. B, C ve C, alamam çünkü B burada yok. O zaman burada biter. Peki bu kısmi sıralama bağıntısı mı? Tabii ki yine kısmi sıralama bağıntısı değil. Çünkü şurada görüyorsunuz bakın ters simetri özelliği yok. Yani A, D bizim R, B'ye kısıtlanmış da ve D, A bizim R, D, B'ye kısıtlanmış da ama Bizim A D'ye eşit değil. Yani ters simetrik değil. Eğer ters simetrik değilse, o zaman tabii ki kısmi sıralama bağıntısı da değil. Gelelim iki numaraya. Bir A kümesi üzerinde bir bağıntı örneği verin öyle ki hem denklik bağıntısı olsun hem de kısmi sıralama bağıntısı olsun. Tamam. Biz Bizde en kolayını seçeriz burada. Mesela A'yı 1 2 alırız. Ve burada hem denklik hem kısmi sıralama istiyorsa e başka da bir şey söylemediyse bize hiç kendimizi yormayalım. Madem ki hem denklik hem kısmi sıralama istiyor. O zaman ne olması lazım? Yansıyan olması lazım. Yani 1, 1 ve 2, 2'nin burada olması lazım. Başka simetri özelliği. Tamam simetri özelliği var burada. Geçişme özelliği o da var. Ters simetri o da var. Bakın en bize zararsız, en sorunsuz olan bağıntıyı hemen buraya yazarız. Madem bize başka bir şey söylemedi. Biz de istediğimiz gibi bu özellikleri sağlayan bağıntıyı yazdık. İşte bu hepsini sağlıyor zaten. A eşit 1, 2, 3 kümesini düşünelim. A kümesi üzerinde aşağıdaki özelliklerde bağıntılar yazınız. Yansıyan olacak, simetrik olacak, ters simetrik olacak. Yine hemen riske girmeden ben şunu yazarım. R bağıntısı olarak. Burada madem ki yansıyan olacak o zaman muhakkak 1, 1, 2, 2 ve 3, 3 olacak. Simetrik değil ama antisimetrik olsun diyor ikincisinde. O zaman ne yapacağım? Simetriyi bozan bir şey koyacağım. Ama mesela 1-1'i bir koyayım. Simetriyi bozmak için de 1-2'yi koyayım ama 2-1'i koymayayım. Burada tabii ki bu e, ters simetrik. Çünkü e, tersiyle birlikte var olan sadece 1-1 var burada. O da sorun çıkmıyor. 1 eşit 1 olduğu için işte oldu. 3 numara yani C şıkkında istediği bağıntı ne? Geçişken olacak, simetrik olacak, ters simetrik olmayacak. O zaman simetrik olacaksa 1, 2 ve 2, 1 koyacağım buraya. Bunu koyduğum anda zaten ben bu ters simetriyi bozuyorum. Geçişken olsun diyorsa o zaman 1 2 2 1 ise burada 1 1 de olmak zorunda. E bir de şey de yapabiliriz. 2 1 1 2 yaz yazabiliriz. Oradan da 2 2 gelecek geçişmeden. O zaman 2 2'yi de koymam lazım. Yani bu 4 taneyi koysam tamam işte oldu. Geçişken oldu, simetrik oldu ama ters simetrik olmadı. 4 numara ne diyor? U bir küme olsun ve bu kümenin kuvvet kümesi olan PU kümesini düşünelim. PU üzerinde nokta nokta den ayrık diye bir bağıntı tanımlayalım. Bu bağıntının yansıyan simetrik, ters simetrik veya geçişken olup olmadığını inceleyelim. Öncelikle şimdi bu bağıntı nasıl bir şey? Ee, mesela ne diyor burası? İşte A, B'den ayrık diyecek sanıyorum. Böyle bir şey istiyor. Yani ayrık dediği şey de A kesişim B boş küme. Bizim bağıntı bu. Ee, bu tabii ki o zaman hemen şunu anlıyorum ki yansıyan olmaz. Yazalım hemen. Çünkü bizim burada mesela A aldık. A kesişim A boştan farklıdır. Eğer tabii ki A bizim burada e, boş kümeden farklıysa. Tabii ki bizim burada U bir küme olsun dediğine göre boş kümeden de farklı bir U kümesi alabiliriz. Dolayısıyla yansıyan olmaz. Çünkü A kesişim A boştan farklı olur bizim burada eğer A boş değilse. Peki şimdi simetrik olur mu? Simetrik olur. Neden simetrik olur dedim. Çünkü bizim burada ne diyeceğiz işte A kesişim B diyelim ki boş küme olsun. O zaman buradan B kesişim A da boş kümedir. Değil mi? Yani bunun anlamı ne? İşte aslında bizim A B ikilisi bizim buradaki bu den ayrık bağıntısının içerisinde oldu. Şununla e, e, beraber yani onu da hadi söyleyelim. A B ikilisi madem klasik ikili formda yazmak istedim elemanıdır nokta nokta den ayrık bağıntısının. Burada böyle bir şey varsa o zaman B kesişim A'da eğer boş küme ise tabii ki A kesin B boş küme olduğu için o da öyle. O zaman B A'da elemanı nokta nokta den ayrık bağıntısının yani simetrik. Peki geçişme olur mu? Ona bakalım. Geçişme olmaz bence. Geçişken olmaz çünkü neden olmaz? Hemen onu söyleyeyim size. Şöyle bir şekil çizerek önce bir göstereyim. Mesela şöyle bir şey düşünebiliriz. Şimdi burada önce şuna bir yazayım. Yani biz ne istiyoruz aslında? İşte A kesişim B boşsa ve B kesişim C boşsa o zaman A ile C'nin de kesişimi boştur. İddiasında ama bakın şekil çizeyim şimdi size bir. Şöyle A ile B kesişmesin ve bir tane de buraya e, C yapacağım ama C ile de A'yı kesiştireceğim. Şöyle C. İşte burada Y olsun, bunda Z olsun, bunda da ortak böyle A ile X olsun. Şimdi bunu böyle yazdığım zaman e, bu o zaman buraya şöyle diyeceğim ama A kesişim C boştan farklı olur. Yani burada ne aldım işte kümeleri ee, A eşittir x y, B eşittir z ve C eşittir x C aldım. O zaman ne olacak işte e, A ile B gerçekten de kesişmiyor, B ile C de gerçekten kesişmiyor, ama A ile C kesişiyor, ortak x elemanları var. Dolayısıyla. Bizim bu geçişken olmadı. Peki ters simetri olur mu? Yani e, A kesişim B boş küme ise ve B kesişim A boş küme ise A eşit B olur mu? Bu çok saçma bir şey oldu. Tabii ki olmaz böyle bir şey. E, o zaman şimdi geçiş şey e, ters simetrik olmaz simetrik olmaz çünkü ne diyeceğiz o zaman örnek vereceğiz tabii ki madem ki olmaz diyoruz işte yine a bizim ne olsun x'ten ibaret olsun b kesişmeyeceklerse y'den ibaret olsun o zaman b kesişim a ve a kesişim b boş küme. tabii ki x'i burada y'den farklı aldık ama buradan biz yani şimdi ne diyeceğiz o zaman? A kesişim B eşittir ya da hadi bunu artık soyut yazmayayım. Direkt kümeyle yazayım. Yani işte X kesişim Y boş ve Y kesişim X o da boş. Ee, ama bizim bu X kümesi eşit değildir. Y kümesine İşte ters simetrik de olmadı. Bunu gördük. 5 numara şöyle hoş bir soru xr ve yr üssü kısmi sıralı kümeler olsunlar. x kartezyen çarpım y ve p gibi bir ikili alıyoruz. Kısmi sıralanmış bir küme olduğunu bunu yine gösteriniz diyor kartezyen çarpım. p'yi de nasıl tanımlamış? XY ikilisi p x üssü y üssü ikilisi ancak ve ancak xr x, x üssü ve yr üssü y üssü diye tanımlamış. Şimdi o zaman biz bunun kısmi sıralanmış olduğunu göstereceğimize göre e, yansımayla başlıyoruz. Şimdi yansıma için e, bizim görmek istediğimiz şey madem ki böyle ikillerle ilgileniyoruz. Biz şunu görmek istiyoruz. xy, Y, P, X, Y. Buradaki işte e, X, Y ikilirlisi bizim X çarpı Y'den tabii ki. Şimdi biz bunu görmek istiyoruz. Şimdi bunu görmek istememiz demek. Ne demek? Bu gerçekten var mı? O zaman burada hemen yine bir bakalım. Ne istiyoruz? Şimdi ne dedik? İşte biz istiyoruz ki x y p x y olsun. Bunu söyleyebilmek demek. P'nin tanımına göre ne olacak o zaman? X r x v y r üssü y demek aslında. Ama şimdi x r x var. Çünkü bizim r yansıyan. Çünkü ne dedik bizim burada? R'de, r de r üssü de kısmi sıralama bağıntıları. O zaman bu da var. Çünkü r üssü yansıyan. Yani demek ki bunlar var elimizde. O zaman sorun yok. Yani biz şimdi o zaman nasıl başlayacağız? Şu yansımayı böyle tam böyle matematiksel güzel bir yazalım. Yansıma için. O zaman nasıl başlıyoruz? Ee, şuradan başladık işte. X, Y elemanıdır. X çarpı Y olsun. Şöyle diyelim. Alalım. Herhangi bir X, Y bu. Şimdi o zaman buradan ne diyeceğiz? Şimdi e, R ve R üssü e, kısmi sıralama bağıntıları olduklarından yansıyandırlar. O zaman ne diyeceğiz? Tabii ki buradan işte x, r, x doğrudur. Çünkü R yansıyan ve Y R üstü Y doğrudur. Çünkü R üstü de yansıyan ve bu her ikisi de doğruysa o zaman buradan ne diyeceğiz? X R X ve Y R üstü Y. Bu ikisini söyleyeceğiz ki buradan şimdi direkt olarak bu tanım gereği ne diyeceğiz o zaman? Ee, hemen e, X Y ikilisi R e, X Y pardon R değil bu xy ikilisi p e, X xy ikilisi direkt olarak şu bizim e, p'nin tanımından bunu halledebiliriz. Yani yansımayı gösterdik. Şimdi kısmı sıralanmış diyoruz. O zaman simetriyi et geçiyoruz. Ters simetrik özelliğini göstereceğiz. Şimdi ters simetriyi göstermek için nasıl alacağım? Ben şöyle alayım. x1 y1 üssü p x2 y2 üssü ve öbüründe ne alayım o zaman madem ters simetri yapacağım tabii ki x2 y2 üssü p x1 y1 üssü şeklinde böyle iki tane şey alalım bizim p'ye göre şimdi buradan ne göstermek istiyoruz biz o zaman x1 y1 üssü eşittir x2 y 2 üssü ikili olarak göstermek istiyoruz. Şimdi buradan tabii neye geçeceğiz? R'ye ve R üssüne geçeceğiz. Şimdi bu varsa buradan ne diyoruz? x1 r x2 ve burası da ne? y1 üssü r üssü y2 üssü ve burası da x2 r x1 ve y2 üssü r y1 üssü. Tamam. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğim. Yani şöyle yazacağım. x1 r x2 v x2 r x1. Çünkü bunda r'nin ters simetrik özelliğini kullanacağım. Diğer tarafta da aynı şekilde r üssünü aynı yapacağım. Bu arada şurada r üssünü unutmuşum. Tamam. Şimdi y1 üssü r üssü y2 üssü v y2 üssü, r üssü, y1 üssü diyerekten böyle yazdım. Şimdi bu ne olacak? Burası da şurada şimdi işte r ters simetrik. R ters simetrik ise buradan ne gelecek? x1 eşittir, x2 gelecek. Şurada da r üssü ters simetrik. Buradan da üzerine gelecek y1 üssü eşittir y2 üssü. Yani e, şimdi artık bunlar bu şekilde eşitlik varsa şunu da söyleyebilirim ben bu ikisinden e, x1 y1 üssü eşittir o zaman x2 y2 üssüne ki onu istiyorum zaten. E, en baştan ters simetriyi gösterme amacında işte oldu. Ters simetriyi de yaptık. Şimdi sıra geçişme özelliğinde. O zaman yine ne alalım? İşte x1 y1 üssü p x2 y2 üssü ve burası x2 y2 üssü p ve burası da ne olsun? İşte x3 y3 üssü olsun. Biz buradan ne istiyoruz? x1 y1 üssü p x3 y3 üssü ne geçmek istiyoruz? Şimdi o zaman buradan yine r ve r üstüne geçeceğim. Yani buradan x1 r x2 v y1 üssü r üssü y2 üssü ve burası da x2 r x3 ve y2 üssü r üssü y3 üssü Şimdi yine yerleri değiştireceğim. Yani şöyle yazacağım. x1 r x2 v x2 r x3 ve y1 üssü r üssü y2 üssü ve y2 üssü r üssü y3 üssü bu şekilde bunları da yazdıktan sonra işte şurası bizim artık r geçişken eğer r geçişkense o zaman x1 r x3 ve burası şimdi r üssü bizim burada geçişken. O zaman buradan da y1 üssü r üssü y3 üssü buraya geldik ve şimdi o zaman ne olacak buradan tekrar toparlarsam şu ikisinden yine ters de yaptığım gibi p'ye geçersek ne diyeceğim x1 y1 üssü p x3 Y3 üssü ki onu görmek istiyordum zaten. Bakın şeyde şurada kırmızıyla göstereyim. Şurada X1 Y1 üssü. Buradan X3 Y3 üssüne zıplamak istiyordum ki zıpladım. Aradaki bu X2 Y2 üssünü atlayarak yani geçişme özelliği de tamam. Şimdi şöyle enteresan bir soru 6 numara. Bir A kümesi üzerinde tanımlı bir R bağıntısına asimetrik bağıntı deriz. Eğer her AB elemandır A için AB R'deyken B A R'de değilse. Tersi yani R'de değilse. Ee, bu arada hemen şuraya not düşmem lazım. O zaman e, bir asimetrik bağıntıda A A gibi bir ikili olamaz. Çünkü işte A A sizin R'deyse bu bağıntıda o zaman tersi de Aa yani o R'de olmayacak diyor. Bu direkt olarak çelişki olduğu için. Demek ki asimetrik bağıntıda AA gibi bir ikili olamayacak. Şimdi biz şu aşağıdaki cümleye bakalım. R asimetrikse ters simetrik olduğunu gösteriniz diyor önce. Tamam. Yani ters simetrik için ne yapacağız? İşte AB bizim R'de olsun ve BA da bizim R'de olsun. Biz bir de ne diyelim ve hani buradan A eşittir B'ye ulaşacağız ya Çelişkiyle yapalım ve A eşit değildir B olsun diyelim ki. O zaman ne diyeceğiz şimdi? Şurası bizim bu B A elemandır. Bu madem ki asimetri var, onu varsaydık asimetri. O zaman bu ne getirir bize? B A bizim R'de değil. Yani burada ne olacak şimdi? B A, R'de değil ve burada B A, R'de. E bu zaten burası çelişki gerisine gerek bile yok yani a eşit değildir b gerek bile yok bu bizim için zaten çelişki e, asimetrikse o zaman ters simetrik diğer kısımda ne diyor tersini de söyleyebilir miyiz diyor yani ters simetrikse asimetrik olur mu e, bunun için e, şimdi şöyle diyeceğim tersi için eğer a eşit değildir b alırsak gerçekten de olacak. Yani a eşit değildir b durumlarında asimetrikle ters simetrik aynı şey olacak. Şimdi a eşit değildir b olsun dediğime göre şimdi ben ne göstereceğim burada? Asimetri göstermeye çalışıyorum ama çelişkiyle yapacağım yine onu bakın. A B R'de olsun ve e, normalde ne derdik? İşte asimetrik göstereceksek A B R'de ise B A R'de değil gösterecektik ama şimdi çelişkiyle yapacağımıza göre A B R'de ve B A bizim o da R'de olsun. Şimdi bu zaten direkt olarak bize ters simetriyi hazırladı. O zaman buradan A eşittir B gelir. Yani bu bir çelişki. Eğer A eşit değildir B alırsak. Dolayısıyla çelişkiyle biz bu şeyi göstermiş olduk. Yani ters simetrik ise asimetrik gösterdik. Ama tabii ki. A eşit değildir B durumu için. Zaten A eşittir B durumları varsa yani birinci ve ikinci parçası aynı olan şeyler varsa bir R'nin içinde orada asimetri olamaz. Çünkü onun tersi de kendisi olacağı için R'de olmaması gerekiyordu. Çelişki olur. O zaman demek ki asimetrik ancak ve ancak ters simetrik diyebiliriz. Eğer A eşit değildir B konuşuyorsak. Ve 7 numaralı son alıştırmamız x boş olmayan bir küme olsun. Kuvvet kümesi Px e, bir tam sıralama bağıntısı olur mu? Olmaz. Hemen de basit bir örnek verebilirim burada. Hayır diyeceğim önce. Yani yine tabii ki x'i çok basit bir küme alacağım. 1 2 kümesi alacağım. Şimdi burada bakın 1 bizim 2'nin alt kümesi değil. Ve 2 de bizim birin alt kümesi değil. Yani sıralama bağıntısı olmuyor. Çünkü şey pardon, tam sıralama bağıntısı olmuyor. Çünkü o durumda mutlaka birisinin diğerinin alt kümesi olması gerekirdi buradaki bağıntıya göre. O zaman yani bizim bu tam sıralama bağıntısı olmaz. İşte bu. Bu kadar da iyi günler.